armağanı, 8 yıl sonra gelecek kupanın habercisi, Aslan'ın bitmeyen enerjisi, tarihi yeniden yazacak birisiydi. Üç ikilik galibiyetin mimarı olurken sarı kırmızılı futbol severlere de Roman Kosecki'yi unutturmuştu. Galatasaray teknik direktörü Feldkamp Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada 30 maç böyle oynasın İtalyanlar. Sessiz kalamadı ve 28 Ekim 1992'de San Marino ile oynanan Dünya Kupası eleme grubu karşılaşmasında genç yıldıza şans verdi. Ve Okan Buruk kırmızı beyazlı formayı ilk kez bu karşılaşmada terletti. Ligde ilk yarı sona erdiğinde Okan Buruk takımı adına 8 asist yapmış ve sergilediği futbolla hem Avrupa takımlarının dikkatini çekmiş hem de ülkede herkesin beğenisini kazanmıştı. İşler genç yıldız için oldukça iyi gidiyordu. Ta ki 93 Şubat'ının Kara Çarşambası'na kadar. Trabzonspor'la oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında dakikalar 42'yi gösterirken Ali Sami Yen adeta buz kesti.
izleyenlerin sahada basmadık yer bırakmamasına alıştığı Okan Buruk yerde yatıyor. Güler yüzüne alıştıkları genç yıldız gözleri yaşlar içinde ağlıyordu. Sadece 6 ayda adını tüm Avrupa'ya duyuran Okan Buruk, yapılan müdahale sonrası ayağı kırılmış, battaniyelere sarılmış, acılar içinde ambulansla sahadan çıkarılmıştı. Bu bir nevi Avrupa semalarında kanatlanmasının da rötar yaptığının göstergesiydi. Bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü olaylardan bir tanesi geldi Okan'ın başına. O anı gördükten sonra hani gerçekten futboldan soğuyorsunuz. Onu böyle düşündükçe bir irkilme geliyor insan. Bu durum sarı kırmızılı camia, taraftar ve futbolcuları yıksa da genç Okan TRT'ye verdiği röportajda ümidini kaybetmemiş, gelecek günlerin güzelliğini görür gibi ılımlı konuşmuştu. Şu andaki durum çok iyi. İşte yavaş yavaş koltuk değnekleriyle başladım dolaşmaya. Ayağımda şişler vardı, onlar indi. Çok iyi durum yani. Şu an bir şey belli değil de artık benim kendime kalmış yani bu. İyi bakarsam iyi bakmam lazım zaten. Artık zaten 3 ay sonra sezon bitiyor. 3 ay yaz dönemi var. İşte o arada çok iyi çalışırsam bir dahaki sezon oynarım. Galatasaray 1992-93 sezonunu şampiyon tamamlarken Okan Buruk sadece 15 maç oynadığı ligde 10 asiste takımı adına bu alanda zirvede yer aldı. Onun adına buruk bir şampiyonluk oldu. Genç yıldız yaşadığı sakatlıktan dolayı bir yıl sahalardan uzak kalsa da tam manasıyla eski formunu yakalaması ve yeniden kadroya yazılması yaklaşık 2,5 yılı buldu. Bu süreçte sarı kırmızılılar da Fel Kamp'ın ardından Rainer Holman, Rainer Saftig, Müfit Erkasap ve Graeme Souness gibi çalıştırıcılar görev yapsa da beklenilen başarı gelmedi. Galatasaray yönetimi 1996-1997 sezonuna radikal bir karar alarak eski futbolcusu Fatih Terim'i teknik direktörlüğe getirerek başladı. Sarı kırmızılılar yaz transfer dönemini de hızlı geçirerek Filipescu, Hagi sertlik.
krampon yaptırarak takımının yanındaki yerini almıştı. O tarihi gecede 82 Foto. No, non è cartolina, niente. No, non è niente. İtalyan gazeteleri onu yazıyor, bitmeyen enerjisini manşetlere taşıyordu. Corriere dello Sport koşuyor, koşuyor, koşuyor. Rakip forvetleri durduruyor, Ronaldo ve Vieri'yi paslarıyla besliyor manşetlerini atıyordu. Güzel gidiyor. Tabii ki burada birlikte olmamız, bir arada olmamız. Sevgi ve saygı içinde birbirimize yaklaşmamız. O yüzden hiç problemimiz yok. Tabii ki sen daha tecrübelisin. Inter'deki durumun daha farklı. Fakat sakatlıklar geçirdin, birkaç aksilikler oldu. Inter'deki durumunu şu anda nasıl görüyorsun? Hem gerek oyun kapasitesi olsun hem de senin kendi iç memnuniyetin olsun. Soru sorayım size. Önce burada mutluyum. Yani Inter'de gerçekten mutluyum. Kendim özellikle bu sene daha iyi durumda hissediyorum. Geçen sene de oynadığım dönemler oldu. Sonra bir 3 aylık bir sakatlığım olmuştu. Dizimden sakatlanmıştım. Yani tabii ki insan oynadığı dönemlerde sakatlığın gelmesi özellikle benim başıma çok geliyor. Bu sene de oldu. Oynadım, iyi oynamaya başladım. Evet. Tam kendi içimden de artık bundan sonra çok iyi gidecek derken sakatlıklar oluyor. Ama bunun içinde bu var. Ben bir an önce iyileşmek ve tekrar sahalara dönmek benim tek hedefim. Okan'ın sakatlandığı bir maçın ardından teknik adam Hector Cooper, "Onsuz işim çok zor, onun yerini doldurmak imkansız." diyordu. Fakat ardından yaşanan sakatlıklar artık 29 yaşına gelmiş Okan'ı bir nebze de olsa durdurmuştu. Daha sonra da teknik direktör Cooper'le sorunlar yaşayan Bilal Yıldız, iyi başladığı Milano serüvenini istediği gibi tamamlayamadı. 2002 yazında dünya üçüncülüğü yaşayan amili takımımızda süre alan Okan için 2004 yılında yurda dönüş vakti geldi. Tarihler 1 Temmuz 2004'ü gösterdiğinde Türkiye'de sürpriz bir haber vardı. Okan Buruk Beşiktaş'ta. Yıllarca Galatasaray forması giyen Okan artık Türkiye'deki bir diğer büyük camianın formasını sırtına geçirmişti. Sarı kırmızılı bazı futbol severler duruma kızgın olsa da Okan 2 yıl sonra gönüllerini almak için yeniden başladığı yere dönecekti. Beşiktaş kariyeri pek parlak geçmeyen Buruk, 2 sezon forma giydiği siyah beyazlılarda 55 maça çıktı, 4 kez fileleri sarstı, 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Okan, Beşiktaş'ın özellikle Avrupa maçlarında tecrübesini göstermişti.
2006'da. Nereye gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda dercesine 11 yaşında kapısından girdiği kulübün bu kez 33 yaşında yeniden çimlerine ayak basıyor, formasını sırtına geçiriyordu. Galatasaray'a geri dönüşü bir bakıma artık bazı şeylerin biteceğini ifade ediyordu. Sarı Kırmızılardaki ikinci döneminde daha çok yedek kulübesinde takım arkadaşlarına tecrübesiyle fayda vermeye çalışan Buruk, Liverpool zaferinde attığı harika golle hafızalara kazınmış durumda. 2 yıllık yeniden yuva serüvenine son veren Buruk, 2008-2009 sezonunda ileride kaderini değiştireceği, tarih yazacağı o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la 2 yıllık mukavele imzaladı. Burada daha çok Abdullah Avcı'nın saha içindeki yardımcı antrenörü rolünü üstlendi. Ve tarihler 19 Mayıs 2010'u gösterirken yeşil zemine ilk adımı attığı anın tam 18 yıl 2 gün ardından artık çok sevdiği futbola veda etti. Milli takımın Çek Cumhuriyeti ile oynadığı karşılaşmada jübilesini yaptı ve ardında ikisi Avrupa olmak üzere 15 kupa bıraktı. Sonucunda teknik direktörlük görevinden istifa etti. 2016'da Göztepe'de istediği sonuçları alamayan Buruk, burada da Türk futboluna Adis Yahovic'i armağan etti. Ve belki de kendi adına dönüm noktası olan 28 Mart 2017 tarihi gelmişti. Genç teknik adam bu tarihte Tolunay Kafkas'ın yerine Akhisarspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Burada başarılı bir grafik çizen Buruk, 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası yarı finallerinde Galatasaray'ı eledi. Finalde de Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla deviren Buruk ve öğrencileri kulüp tarihindeki ilk kupayı kazandı. O sezon sonunda Buruk'un Ege ekibiyle sözleşmesi sona erdi ve yeni sözleşme teklifi gelmeyince ayrılmak zorunda kaldı. Tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılan ekip bir yıl sonra da küme düştü. Buruk'sa 2018-2019 sezonunda ligde zor günler geçiren Çaykur Rizespor'un başına geçti. Burada Karadeniz temsilcisiyle özellikle ligin ikinci yarısında öylesine bir performans sergiledi ki güçlü gözüyle bakılan kulüp bir dönem 6. sıraya kadar yükseldi. Uzun yıllardır Türk futbolunda görev yapan Vedat Muriç'e de adeta sihirli dokunuş yapan genç çalıştırıcı Kosovalı Yıldız'ın kariyerini yeniden yazdı. Ve bu sezon başında Medipol Başakşehir'de uzun yıllar süren Abdullah Avcı dönemi sona ererken Turuncu Lacivertli yönetim eski futbolcusu Okan Buruk'u teknik adam koltuğuna oturttu. Buruk futbolu bıraktığı kulüpte ligin ilk iki maçında mağlubiyetle ayrılınca tüm futbol kamuoyu şaşırsa da peşi sıra gelen 17 maçta yenilmezlik serisi yakaladı. Avrupa'da da yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Medipol Başakşehir yaklaşık 4 yıldır şampiyonluğu kıl payı kaçırıyordu. Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan genç teknik adam bir hayalim var dedi. İlk kez zirveye oynayan bir takım çalıştırıyorum.
ilk kez şampiyonluk rüyaları görüyorum. Bir hayalim var. Hem futbolculuğunda hem de teknik adamlığında hayal kurmaktan hiç korkmadı, kaçınmadı. Bir hayalim var dedi ve peşinden gitti. Sonunda 28. haftada ilk kez lider olduğu ligde Medipol Başakşehir'le tarih yazdı. Süper Lig'de hem futbolcu hem teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan nadir isimlerden oldu. Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Şampiyonluk yarışı da bitti. Peki hayaller biter mi?